Kadınların şikayet ettikleri önemli konulardan biri de vajinadan gaz çıkmasıdır. Bu bir hastalığın belirtisi mi yoksa doğal kabul edilebilecek bir olay mı? Bunları anlatmak istiyorum. Vajinadaki gaz nasıl oluşur? Normalde vajinanın girişinde yuvarlak çizgili kaslar vardır ve vajinanın girişini kapatır ve vajinanın içerisinde normalde bir gaz girişi olmaz ve ya da vajinanın içerisinde gaz üretebilecek herhangi bir yapı yoktur. Fakat eğer vajinal bu kaslar, girişteki pelvik kaslar eğer gevşediyse ya da işte doğuma bağlı yırtıklar olduysa, vajinanın girişi genişlediyse vajinanın içerisine gaz girişi olabilir. Egzersiz sırasında oturup kalkarken, belli hareketleri yaparken, yine cinsel ilişki sırasında gaz girişi yaşanabilir ve kadının hani istemediği bir anda da bu dışarıya çıkıp kişiyi rahatsız edebilir. Dolayısıyla bu kasların, vajinanın girişindeki kasların güçlendirilmesi çok çok önemli. Bazen de vajinal tampon girişi, yani içeriye bir giriş çıkış yaparken, tamponu girip çıkarırken de içeriye gaz girebilir. Ya da bir jinekolojik muayene sırasında da vajinaya bir miktar gaz girip bu başka bir zaman dışarıya çıkabilir. Bunlar aslında bir hastalık olarak tabii ki kabul edilmiyor. Ama günlük hayatında kadını eğer rahatsız ediyorsa sebebe yönelik bir tedavi arayışında bulunmak gerekir. Eğer sebep hani cinsel ilişki sırasında içeriye gaz girişi ise buna sebep olan pozisyon belirlenip bu tercih edilmeyebilir. Ya da vajinanın girişinde bir genişlik, açıklık varsa buna yönelik cerrahi bir daraltma ameliyatı, düzeltme ameliyatı yapılabilir ve oradaki kasları güçlendirmek için Kegel egzersizi çok çok önemlidir. Burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken, bazen vajina ile bağırsak arasında fistül dediğimiz bir bağlantı olabiliyor. Bu orada geçirilmiş bir ameliyattan dolayı ya da bir enfeksiyondan dolayı olabilir. Eğer böyle bir durum varsa da kadında vajinadan gaz çıkabilir. Bağırsak gazı vajinaya geçip dışarı çıkabilir. Bunu mutlaka muayene edilerek detaylı olarak değerlendirilmesi lazım. Eğer ki böyle bir durum tespit edilirse de bunun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Burada en önemli konu mutlaka pelvik kasların güçlendirilmesidir. Eğer güçlendirildiği müddetçe vajinadan gaz çıkışı mutlaka azalacaktır.